Hanım burası. Yürüt oğlum. Bölge zaten genellikle uyuşturucu kullanan bir bölge. Hani semtten ötürü de böyle. Hemen hemen yani herkesin kullandığı bir şeydi bu. Biz de parka indiğimiz zaman, hangi bir yere gittiğimiz zaman bunları görüyorduk. Gördüğümüz için de zamanla biz de bulaştık, yani biz de alışmıştık bunlara. Bu rahat satılabilen bir şey. Şimdi yapılan iş mesela genellikle böyle park köşelerinde falan elinde satıyorlar bunu, ama ben kullandığım zamanlarda bunu yani herhangi bir dükkanlarda da bunu rahatlıkla satabiliyorlar. Mesela kuşçu kahvesi gibi, kahvehaneler gibi, telefoncu dükkanı gibi, işte silici dükkanı gibi kılıf uyduruyorlardı kendilerine. Bu şekilde de satıyorlardı yani. Sadece benim bildiğim, ama bunu yapanlar sadece bu işin tacirleriydi. Bunlar nasıl, bunlara da belli yerlerden geliyordu. Mesela özellikle PKK'nın sokmuş olduğu bir şeydi bu. Ha, onlar yüklü olarak getiriyorlardı. Bunlar da küçük torbacı olaraktan alıyorlardı, yani 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo her biri biraz alıyordu. Ondan sonra rahat bir şekilde satıyorlardı bunu. Gayet alelen ortada böyle yapıyorlar yani bu işi. Bu büyük satıcıları dersen bunlar gizli kapaklı. Mesela Antep'in Vatan Mahallesi gibi, Çıksorut gibi, Hacı Baba gibi, Karşıyaka gibi semtlerde, özellikle de Vatan Mahallesi ve Çıksorut'un bazı bölgelerinde PKK'nın yoğun olduğu bölgeler var. Bunlar yüklü olaraktan getiriyorlar. Zaten pek uğraşmıyor. Zaten genler gidip buluyorlar bunlar. Zaten olduğu yerde oturuyorlar. Diğerleri gidip rahat bir şekilde alıp bunu satabiliyorlar yani. Zaten gençlerdir yani bunu, hele hiç kullanmayan gençler özellikle. Bunlara da düşürüyorlar bir şekilde bunları. Yani ne oluyor, işte o arkadaşı
ateş buz mesela şu anda günümüzde en yaygın olan uyuşturucu madde. Ha bunlar buluyorlar işte iki nefes üç nefes çektikten sonra zaten bulaşıyor yani ister istemez buna düşüyor yani. Düştükten sonra da mecburen bunu almak zorunda. Ve bunun da bu hırsızlıkların çoğalmasının nedeni de zaten şu anda son günlerde bunun yüzündendir. Hani bulamıyor çalışmadığı için ne yapıyor? Çalıyor abi. Çalıyor buluyor gidiyor yatırıyor ona. Bulmak gayet basit yani şu anda bunu. Rahat bir şekilde insanlar bulabiliyorlar yani. Zaten kullanılanların hiçbiri bundan memnun değil. Pek nadir kişiler keyfine kullananlar var ama genel itibariyle baktığın zaman hiç kimse bunu kullanmaktan hoşnut değil. Ben de hoşnut değildim bunu kullanmadan. Bağımlılık olduğu için mecbur kullanan yani insan mecbur hissediyor artık kendisini. Bundan vazgeçmenin yolu da derseniz Müslüman şahsiyetli insanlarla tanışmak, onlarla tanışıp onlarla haşır neşir olmak ve ortamını tamamıyla değiştirmek gerekiyor yani insanın. İnsan bu tür güzel insanlarla tanıştığı zaman ne olacak abi yani camiye gidecek gelecek, Kur'an okuyacak. Yani İslami ilim tahsil edecek. Bunu yaptığı zaman da ister istemez bundan uzaklaşacak yani bir şekilde uzaklaşacak bundan. Biliyorlar yani tedavi amaçlı gidiyorlar ama rahat bir şekilde bunu orada tedarik edebiliyorlar. Zaten gittiğin zaman insan daha aslında farklı yönlere de orada bulaşıyor. Yani hani tedavi olayım diye gidiyor daha farklı yüzler tanıyor bir sefer. Daha önce hiç tanımadığı insanlarla orada tanışıyor. Bakıyorsun ki insanlar bu yolla artık ticaretine bile başlıyor. Yani çevre ediniyor bu hususta. Abi amatem bunlar gerçekten bu tedavi işinde bence sıfırın daha altında bir düzeydeler şu anda. Bence hiçbir şeyi yoktur bunların bir faktörü yani bir tesir etmiyor gençlerin üzerinde. Bunun yine dediğim gibi tek tedavisi gerçekten Müslüman gençlerle, Müslüman insanlarla tanıştırmak. Ailelerin de bu yönde çocuklarını telkin etmeleri lazım. Müslüman insanlarla tanıştırmaları lazım çocuklarını. Bunlara emanet etmeler lazım. Amatem yerine gerçekten Müslümanlara emanet etseler bu hiçbir sorun kalmaz yani uyuşturucu diye bir şey kalmaz ortada. Kurtulmam ben şeye de gittim zaten tedavi olmaya da gittim. Tedavinin bana bir faydası olmadı. Hatta dediğim gibi daha farklı insanlarla da tanıştım orada. Hatta tedaviden çıkıştan sonra hani çıkarıp yapıp kullananlar da gördüm. Yani hatta yanımdaki arkadaşım da o şekilde yaptı. Ben nasıl kurtulduğunuz derseniz ben birkaç eskiden tanıdığım arkadaşlarım, kişilikli Müslüman şahsiyetli arkadaşlarım vardı. Onlarla tanıştım. Allah razı olsun onlardan. Onların vesilesiyle ben kurtuldum. Tedavim de Kur'an oldu yani açıkçası. Amatem bana hiçbir etki etmiyordu yani. Gittiğin zaman dünyayı sevdiriyorlar. Yani dünya zaten kişi dünyadan bezmiş. Dünyadan bezmiş insana dünyayı zaten sevdirmek gayet boş bir şeydir yani. Ama insanı gerçek şeylerle tanıştırdığı zaman, onlara dolu şeyler verdiği zaman insan karşısındaki kişi bu insanın kalbine yer edebiliyor yani. Belki de böyle oldu yani abi. Tanıştım, Allah razı olsun. Şimdi de elhamdülillah böyle yani. Tamamıyla uzakım şu anda. Ailem son derecede rahatsızdı benim hayatımda. Hatta akrabalarım da, komşularım da bundan çok rahatsızlardı. Hatta arkadaşlarımın aileleri bununla gezmeyin diyordu çocuklarına yani bununla gidip gelme bir yere gidip gelme sen de bunun gibi olursun diye telkinlerde bulunuyorlardı. Şimdikini sorarsanız ailem benden son derece memnun elhamdülillah şimdi komşularım da benden çok memnunlar. Hatta arkadaşlarımın aileleri gelip bana bugün söylüyorlar ancak benim oğlumu da al benim oğlum da seninle gelsin benim oğlumu da götür mesela gittiğin yerlere. O da düzelsin, o da kendisine gelsin, o da uyuşturucudan bıksın diye, bıraksın diye. Şu anda benim bana gelip telkinde bulunan birçok aile var yani bu hususta. Gerçekten çevre abi. Özellikle çevreyi değiştirebilmek lazım. Abi şimdi televizyonlara bakılırsa ediliyor. Ha biz de görüyoruz mesela ediliyor ama kesin çözümler yoktur. Polislerin görmediği şey mi diyeceksin? İnan bazı polisler biliyorlar. Gayet de iyi biliyorlar. Hatta bazı polisler bildiğin yol veriyorlar yani bunlara. Hatta ben birkaç bir şey biliyorum. Yani gel muhbirlik yap. Bunları yakalat. Sadece sen yap yani bu işi. Denilen insanları da biliyorum yani. Buna kesin çözüm lazım abi. Yani bugün alıyorlar 50 kişi, 100 kişiyi. Yani sabahına bir hafta sonra falan tekrar yerine yenileri peydahlanıyor. Yani tekrar yenileri çıkıyor. Buna kesin çözüm lazım. Bunu getirenleri bulmaları lazım abi. Onlara sesleniyorum ve diyorum ki gerçekten çevrenizi değiştirin. Bu uyuşturucu illeti sizin hem dünyanızı hem de ahiretinizi yakacak. Bundan bir an önce uzaklaşın
ve Müslüman insanlarla, Müslüman şahsiyetli insanlarla tanışın, camilere gidin, İslami STK'lara gidin ve gerçekten Allah'ın dininin konuşulduğu yerlerde bulunun ve inşallah bundan da vazgeçin. Yani ailelere de diyeceğim, gerçekten çocuklarını tanıştırsınlar.